Turun. Komutan geldi ha. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırdır, siz ne yapıyorsunuz burada böyle? Vallahi nereye gireceğimizi bilemedik komutan. Ha vallahi yer yer olsaydı içine girseydik daha iyi komutan. Ha. Neyden daha iyi ya? Zeynep evi terk etti. Ali İbrahim'le biraz tartıştılar da. Sen bize bakma, biz onların bu hallerine alışık değiliz. Çıktık öyle hava alıyoruz işte. Zeynep yok yani burada. Yok komutanım. Ali İbrahim de camlı bahçede oturuyor öyle dertli dertli. Bir uğrayayım ben. Kardeş, konuşacaklarım var. Hiç konuşacak durumda değilim kardeşim. Berbat durumdayım. Zeynep her şeyi öğrendi. Neyi öğrendi? Bizim odayı bulmuş bir şekilde. Ne dedi peki? Ne diyecek oğlum? Sen olsan ne dersin? Yalancısın. Sahtekarsın. Benim arkamdan ne işler çeviriyorsun? Hatta sen kimsin? Normal ama kardeş yani. Sonsuza kadar saklayacağını ummuyordun herhalde. Ki Zeynep akıllı kız. Bence birçok şeyi biliyordu da sana olan sevgisinden üstüne gelmiyordu. Belki de böylesi daha iyi oldu. Benim yüzümden kimse Zeynep'e zarar vermez. Herkes zaafımı gördü sonuçta. Benim yanımda diye kimse üstüne üstüne gitmez kızım. Bitti yani ha? O öyle diyor. Yani Zeynep akıllı olduğu kadar inatçıdır da bu işin üstünü öyle kolay kolay kapatmaz. Zaten bu saatten sonra bana güvenmez de. Sen ne yapacaksın peki? En iyi yaptığım şeyi yapacağım. Bütün duygularımı içime gömeceğim. Her gün kan alacağım. Hiçbir şey olmamış gibi yoluma devam edeceğim. İyi de Zeynep'i görünce ne yapacaksın kardeş? Yani nasıl karşı koyacaksın? O zaten bir süre görmek istemez beni. Sonrasında da hallederiz bir şekilde. Bilmiyorum Oğuz. Bilmiyorum ne yapacağım. Zeynep'in seni görmek istemeyeceği süreç şöyle o kadar da uzun olmayacak söyleyeyim. O ne demek? Dediğimi de söyleyecektim de zaman olmadı. Fikret'e bir saldırı gerçekleştirilmiş. Kardeş de kendini onun önüne atmış. Hangi kardeşi? Tuncay. Neredeler? Hastanede mi? Maalesef olay yerinde hayatını kaybetmiş. Ya kardeşim bu işler geldi mi üst üste geliyor bu kız. Bu kız nasıl baş edecek bu durumla? Tuncay'ın oğlu gibiydi. Yani buna tam olarak bir cinayet diyemeyiz. Komutanım nasıl diyemeyiz? Yani 18 yaşında gencecik bir çocuk öldü. Doğan elinde sonunda ölür. O ayrı bir konu. Ama bu tam bir adi kurşun vakası. Yani bir mobese kaydı, görüntü kaydı, ne bileyim tanık manık bir şey vardır illaki komutanım. Yani yok işte yani kör kurşun vakası diyorum ya, kör. Neyini anlamadın? Komutanım ben şunu anlamaya çalışıyorum. Yani bu işi Nihat Marten organize etmiş olabilir. Ya biz buna dair bir ipucu yakalarsak... Çoğul konuşma. Bulabilirsek biz gerekeni yaparız herhalde. Ben şimdi kalkıp Nihat Marten'e gitsem... öz yeğenini öldürdün mü desem... bir sonuca varabilecek miyim? Zeynep de öz yeğeniydi. Bir sonuca varabildik mi? Sen şimdi... git halonun yanında dur. Zeynep üzülmesin diye... bu sefer de gidip Nihat'ı kesmesin. Halil İbrahim'le Zeynep
ayrıldılar komutanım. Yani hoşunuza gider diye söyledim ben. Siz sevmiyorsunuz ya böyle gönül işlerini. Yapma ya. Çok üzüldüm. Kıyamam. Nasıl kaldıracak böyle bir acıyı paşam ya? Komutanım, yapmayın. Burada bir insanın sevdasından bahsediyoruz. Şşş, bana bak, saf yörük. Halo, halo, halo. Halo ayrıldık dedi. Sen de yedin öyle mi? Safsın saf. Hep saftın. Halil İbrahim ölmeden onun sevdası bitmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.